Merhabalar sayın seyirciler, Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Soğuk havalar yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Güneş her ne kadar yüzünü gösterse de özellikle gece Doğu Anadolu bölgesinde Sibirya soğukları hüküm sürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derece ile Kars'ta ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri sis olayının görülebileceğini belirterek vatandaşları don ve buz olayı ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyardı. Karadeniz üzerindeki yüksek basıncın etkisinde olan Doğu Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu ve soğuk hava etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 10 köy yolu ulaşım sağlanamıyor. İl özel idaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 30, Ağrı'da 17, Ardahan'da 15, Erzurum'da 13, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 6 derece kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıkları da Iğdır ve Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5 ve Kars'ta 8 derece tahmin ediliyor. Kent merkezinde kar kalınlıkları Kars'ta 28, Ağrı'da 24, Ardahan'da 16, Erzurum'da 10, kayak merkezleri ise Konaklı'da 95, Cibillitepe'de 55, Palandöken'de 45 santimetre ölçüldü. Erzurum Mahalle Başını Kalkındırma ve Dayanışma Derneği bugün 1652 üye ile birlikte bir tanıtım konferansı verdi. Konferansa ilgi oldukça yoğundu. Yaklaşık 4 aydır kurulan ve mahalle başı için önemli çalışmalara imza atan Ermaç Evder bugün yine güzel bir etkinliğe imza attı. Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, AK Parti Erzurum İl Başkanı Murat Kılıç, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, AK Parti Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AK Parti Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ve 1000'e yakın dernek üyesi katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Erzurum Mahallebaşı ve Çevresini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Girgin, dernek olarak mahallebaşı için elinden gelen çalışmaların en iyisini yapacaklarını ifade etti. Erzurum Mahallebaşı ve Çevresini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği'nin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda bulunan AK Parti milletvekilimiz Sayın Fazilet Hanım'a, AK Parti İl Başkanımız Murat Kılıç'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Dayımız Mehmet Sekmen'e, Karayazı Belediye Başkanımız Seyfettin Kırağ'a, Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut'a geldikleri için de çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmamızın en büyük amaçlarından birisi bölgelerimize daha fazla hizmetin gelebilmesi için birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde pekiştirmektir. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen siz değerli dostlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de bin bir türlü zorlukla buraya geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Etkinlikte daha sonra sırasıyla AK Parti İl Başkanı Murat Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Sekmen birer açılış konuşması yaptı. Sayın Başbakanımızın vazifelendirmesiyle, talimatlarıyla İstanbul'daki birikimini orada belediyecilikte elde ettiği birikimleri Erzurum'a harcamak için buraya gelen bir hemşehrimiz var. Bu da Erzurum için önemli bir şanstır. Sayın Başbakanımızın Erzurum'a gösterdiği, verdiği değerin de bir ifadesidir. İnşallah sizlerin desteğiyle, gayretiyle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi en kalbi duygularıma selamlıyorum. Öncelikle tabii Mahallebaşı Kalkındırma Derneği'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için. Tabii Mahallebaşı derken bu mahalle başında kalmıyor. Birçok ilçemizi burada topluyor. Dolayısıyla bugün Erzurum'un bir mozaiğiyle burada bir aradayız. Hepinizi tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bakın ben mahalle başına geldim, derneğimiz kurulmuş. Görünce üzüldüm. Şimdi Yakutiye Belediyesi'nin Hacı Cuma Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşü Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle başına getirilecek ve tadil edilecek.
yıldaki hedefimiz şuydu. Bu alandan mahalle başı hattına geçmek ve mahalle başında da kentsel dönüşümü bir bütüncül hale getirmekti. İnşallah bu dönemde mahalle başı tarafına geçeceğiz. Ve mahalle başı bizim çocukluk dönemimizdeki kazanmış olduğu ivmeye Allah nasip ederse bu dönem itibariyle kavuşacak. Programda daha sonra Erzurum Sevdası dergisi hizmetlerinden dolayı Ermaç Evder Başkanı Murat Girgin'e plaket takdim etti. Saygılar söz efendim. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Veys Efendi Sağlık Ocağı'na ambulans desteğinde bulunduklarını bildirdi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Veys Efendi Sağlık Ocağı'na ambulans desteğinde bulunduklarını bildirdi. Korkut yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı nezdinde yürüttükleri girişimler sonucu Veys Efendi Sağlık Ocağı için bir ambulans temin ettiklerini belirterek, buna AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın destek olduğunu ifade etti. Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Aktağ'ın çalışmalarıyla bölgenin sağlık üssü haline geldiğini anımsatan Korkut, Erzurum sağlık hizmetleri bakımından bölgemizin sağlık üssü olmuştur. Sağlık kampüsünün tamamlanmasıyla mevcut yatırımlarıyla bütün bölgenin sağlık merkezi olan Erzurum, sağlık turizm merkezi konumuna gelecektir. Bunun yanında planlanan merkezlere sağlık merkezleri ve sağlık ocakları yeniden kurulmuş, donanım ve personel itibariyle önemli işlevler kazandırılmıştır. İlçe sınırlarında bulunan Veys Efendi Sağlık Ocağı için bir ambulans tahsis ettirdik dedi. Korkut, tam donanımlı ve 2014 model ambulansın acil sağlık hizmetleri sağlık getirecek hizmetlerde kullanılacağını ifade etti. Erzurum Kasaplar Odası Genel Kurulu bugün yapıldı. Mevcut Başkan Kenan Ejder tek listeyle yeniden aday olduğu kongrede tüm üyelerin oylarını alan Ejder güven tazeledi. Daha önce iki dönem Kasaplar Odası Başkanlığını yapan mevcut Başkan Kenan Ejder kongrede tek listeyle yeniden aday oldu. Davetli olan diğer oda başkanlarının da iştirak ettiği kongrede bir konuşma yapan oda başkanı Kenan Ejder, et balık kurumunun açtığı şubelerin kendilerine büyük zarar verdiğini ifade ederek kasap esnafının bazı günler istiftah bile etmeden dükkan kapattığını ileri sürdü. Acaba esnafıma soruyorum, bir aylık veya yıllık ne kadar kârı oldu bu esnafın? Bir danadan 5 kilo böbrek yağı çıktığı zaman, 10 kilo böbrek yağı çıktığı zaman parayı verip çöpe atıyordunuz. Biz ne yaptık? Bunu getirdik, oturtturduk her durumda. Bu arada Oda Başkanı Kenan Ejder'in konuşmasında kaçak ete vurgu yapmasıyla birlikte bu kez de Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar ile söz tartışması yaşandı. Sen kaçakçıdan ne alacaksın, gelip benim esnafıma rekabet edeceksin. Bu da olmaz, bu da olmaz. Bu da Sayın Zeki Çınar'ı ilgilendiriyor. Yazıktır, günahtır. Mezmer değerli arkadaşlar. Yapılan konuşmaların ardından diğer gündem maddeleri de ele alındı ve oylamaya sunuldu. Gündemin son maddesinde ise delegeler sandık başına gitti. Toplam 64 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Kenan Ejder bir kez daha güven tazeledi ve 3. dönemde oda başkanlığını yapmaya hak kazandı. Sayın başkanım, buraya bakalım. Kardelen Kart'ta yeni dönem 20 Şubat'tan itibaren Kardelen Kart kullanıcıları internet üzerinden dolum yapabilecekler. Toplu ulaşım alanında yapılan yenilikler sürüyor. İşte bunlardan biri de Kardelen Kart uygulaması. Kardelen Kart koordinatörü Vedat Sarı yeni uygulama hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı konuşmasında Kardelen Kart kullanıcılarının artık büfelerde veya şubelerde dolum yaptırmaya gitmeyeceklerini ve internet üzerinden kart dolumu yapabileceklerini ifade etti. Vatandaşlarımızın Kardelen Kart'la yolculuklarını kolaylaştırmak adına yeni bir hizmeti devreye alıyoruz. Şubat 15 ve 20'si de kartlarını vatandaşlarımız internet üzerinden akıllıbiletim.com'da kart aidlerini yazmak şartı ile yükleme yapabileceklerdir. Bu noktada vatandaşlarımız
herhangi bir bayi aramadan istedikleri kadar, istedikleri miktarca kartlarına yükleme yapıp yolculuklarını yapabileceklerdir. Bir başka projemiz de NFC sektörü olarak tanımlanan cep telefonlarının öde geç mantığıyla çalışan bir başka teknoloji. Bunu da inşallah önümüzdeki aylar içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Palandöken ilçesinde bulunan Hanımlar Çarşısı'nda 23 dükkan bayan işletme sahibi tarafından ortaklaşa düzenlenen gıda kermesi vatandaşların büyük ilgisini çekti. Palandöken Belediyesi'nce yaptırılan ve 1,5 ay önce hizmete giren Hanımlar Çarşısı'nda yeterli tanıtım yapılmaması nedeniyle çarşı esnafı zor günler geçiriyordu. Bayanlar için yaptırılan Hanımlar Çarşısı'nda esnaflar halkın ilgisini çekmek için bu kez kermes düzenledi. Taşlama yapıyoruz biz de, arkadaşımıza yardımcı oluyoruz. Kırtasiye dükkanı var burada benim. Hanımlar Çarşısı'nın tüm bay ve bayanlara açık olduğunu ifade eden çarşı yöneticisi Sonnur Mehmet Mollaoğlu, gıdadan giyime varıncaya kadar her türlü ürünün bulunduğunu ifade etti. Hanımlar Çarşısı sorumlusuyum. Burada 23 tane bayanla dükkan açtık, yani iş yerleri açtık. Hepimiz çok mutluyuz, hepimizin işleri çok güzel, hepsi farklı konseptlerde işlerimiz. Çeyiz, kına organizasyonu, düğün organizasyonculukları yapıyor hanımlar, çocuk kıyafetleri satılıyor. Ondan sonra tuhafiyemiz var, aktarlarımız var, bayan giyimlerimiz var. Yani 23 tane farklı, çantacı, hediyelik eşya, her şey var. Kozmetik, kırtasiye. Bunlar var. Çok memnunuz. Halkın da bakışı çok iyi. Özellikle hanımların gelip hanımlardan alışveriş yapmaları çok iyi. Gaye bu. Çalışanımız bayan, işverenimiz bayan. Başka bir şey yok yani, bir ketun, bir sınırlaması yok. Erkekler de gelebilir, çıkabilir, gezebilirler, buyursunlar, gelsinler. Yani isme kanmasınlar. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.